Şöyle söyleyeyim sana, askeri ücret bugün Türkiye'de 30 lira da koysam, akıl var, mantık var. Şurada çıksak bir alışveriş yapsak, ben dünden bugüne harcamamı söyleyeyim sana yani. Geziyorum, yiyorum, içiyorum arkadaşımla, yani çalışıyorum dediğin şekilde. Ağır meslek grubu farklıdır. Normal meslek grubu, hani diyorsun ya kendi geliştirme falan. Elektrik, elektronik, inşaat sektörü, her iş var bende. Ama para biriminin değeri yok. Bak bugün mesela bir ülke örnek vereyim sana. İngiltere diyor ki benim para birimim sterlin diyor. Ben de dolar, euroyu, TL'yi tanımam diyor. Eğer biz bugün 20 yıldır güzel üretseydik, güzel şekilde çoğaltsaydık, hırsızlık, çalma çırpma olmasaydı, derdik ki askeri ücret bugün 50 bin lira derdik. Biz de derdik ki sterlini tanımıyoruz. Ama biz bunu 20 yıldır başaramadık. Şimdi doğruları konuşalım. Şimdi sen bütün meslek gruplarını da söyle. Sen bugün en iyi meslek doktorda. Doktor bugün resti çekiyor. Adamlar resti çekiyor. Karı koca basıyor gidiyor. Tanıdığım doktorlar var. Ya kardeşim diyor. Yanlış anlama diyor. Biz diyor ömrümüzü verdik. Hala okuyoruz diyor. Aldığımız diyor bugün en kral diyor. Doktor maaşı 50 bin lira diyor. Benim oturduğum yer diyor 20-30 liralık diyor. Kira veriyorum ben. Yeme içmem diyor. Ben çocuğuma ne gelecek toplayacağım diyor. Şimdi askeri ücreti şu insanlara ne anlatırsan anlat. Türkiye'de bir tane işçi partisi var. Bak yani partiden bahsediyorum sana. Bunlar işçi partisi. Senin işçinin hak, hukuk, adalet bakımından her şeyini sağlıyor. Her şeyin peşinde koşuyor. Şöyle bir sonuçlara bakıyorum. İşçi partisine bakıyorum. 3-4 tane milletvekili var. 80 milyonluk, 85 milyonluk ülkede 3-4 tane milletvekili çıkartıyorlar. Bir tanesini de içeri atıyorlar. Şöyle bakıyorum diğer X gruplara. Bir bayrak sallıyor ya da farklı bir şey söylüyor. Bu adamlarda bir sürü milletvekili var. Yani şunu söylüyorum. Bu ülkenin bana göre %70'i, %60'ı zaten asgari ücretle sürünüyor. Ama gel gör ki daha haklarını nerede arayacaklarını bilmiyorlar. O yüzden sen mikrofon tut ya da tutma. İki dudak arasında. Biri çıkar der ki ben der bu işin başkanıyım der. Asgari ücret 20 lira olsun der. Sonra da döner diğerine der ki biz diyoruz 20, o da der ki işte yok 20 çok 18 aralarında yaparlar, konu kapanır. Bir kere zam gelir. Ben sana şunu söyleyeyim. Bazı şeyleri takip ediyorum. Yani artık yılda bir kere oluyordu. Artık bakıyorum çok ciddi söylüyorum bunu. Ayda bir kere ürünlere zam geldiğini görüyorum. Haftalık yani şunu söyleyeyim. İnsanlar önce neyi seçtiğini, kimin peşinden koştuğunu bilmediği sürece sadece konuşurlar. Yukarıdakiler ise yönetir. Bu böyle gider. Askeri ücrete çok zam yapmasınlar. 1 lira 2 lira yapsınlar ama şu fiyatları tutabilsinler. Şu anda sıkıntı çektiğimiz olay bu yani. Bugün sık sık şöyle dediler. Ev kiralarını ev sahipleri yapıyor. Market, kasap, manav fiyatlarını da senin benim gibi insanlar zamlatıyor. Aslında hükümetin yaptığı bir zam yok diyorlar. Yani vatandaş diyor bana kızmayın. Ya şöyle bir şey var. Şimdi örnek veriyorum. Bir ürün satıyorum. Bu ürün benim. Ben buna 200 milyar da derim. Ben buna 2000 lira da derim. Bunun adı serbest piyasa. Her yerde serbest piyasa var. Bazı şeylerde anayasa çıkıyor. Bir gece örnek veriyorum. Bir kural çıkıyor. Değişiyor. Şöyle bir şey yap kardeşim o zaman. Örnek veriyorum sana. En kalabalık şehir neresi? İstanbul. İstanbul'a bir kanunu getirin. Bakın adamın ne kadar mal varlığı var. Kaç tane dairesi var? Bankada kaç parası var? Bütün her şeyini çıkartabiliyor değil mi bu devlet? Bu adamın değil ki kardeşim sen şu holdingin başındasın. Senin şu kadar dairen var ya da X'si. Sen bu kadar kira alıyorsun. Senin vereceğin kira birimi şu kadar. Araştır, bu adamın bir dairesi var, örnek veriyorum. Emekli adam. Kardeşim senin vereceğin de bu. Böyle bir kural çıkar. Eğer bunu uygulamayan olursa dilekçesini alsın gelsin en yakın karakola dedikten sonra var ya bir gecede bile o bir iki kişi aldıktan sonra diğerleri hepsi korkudan kurallara uyar. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözünü söyleyeceğim. Memlekette kıtlık yok, merhamet eksikliği var diyor. Yani bir su bir yerde 5 lira başka bir yerde 10 liraysa bunun sebebinin merhamet eksikliği olduğunu söyledi. Ne düşünüyorsun? Şöyle söyleyeyim sana. Eğer merhamet eksikliğinden bahsedeceksek öyle şöyle bir bakalım. Şu büyük iş adamlarına, büyük holdinglere, büyük firmalara. En basit bir örnek vereyim sana. Öyle bir firmalar var ki yani. Öyle şeyler dönüyor ki. Yaptıkları bir vurgunla yani. Bir ilin çok ciddi söylüyorum sana. Belki bir iki aylık giderini kapatırsın yani. Çok güzel ifade kullandınız. Ben ekleme yapmak isterim. Buyur siz söyleyin. Yok hayır. Yani demek istediğim hakikaten bakın çok güzel bir soru aslında. Neden diyeceksiniz merhamet dediniz. Ama bizim toplumumuzda şöyle bir şey var. En azından tuzu kuru tabaka dediğimiz sınıf son derece saltanat düşkünü, lükse düşkün bir sınıf. Maalesef ben İsviçre vatandaşıyım. 33 yıl İsviçre'de yaşadım. Benim komşum milletvekili ofisine giderken bisikletle gidip geliyordu. Ben ne koruması vardı ne bir şey vardı. Velhasıl lüks yaşamıyorlar. Yani elin gayrimüslimleri böyleyken bizim dinimizde Allah-u Teala diyor ki ayet-i kerimede yiyiniz içiniz ama israf etmeyiniz. Yani maalesef bizim toplumumuzun varlıklı kesimi o merhametten yoksun olanları söylüyorum ama bazılarını da tenzih ediyor. Yani vazifelerini yerine getiren var ama şöyle bir şey daha var. Bakın adam diyor ki kardeşim ben zekatımı veriyorum. Ya zekatını veriyorsun ama yine şeytan gibi bir hayat yaşıyorsun. O kadar lüks ve israf içerisinde bir hayat yaşıyorsun. 15 bin, 20 bin, 30 bin dolar vererek umreye gidenler var. Yani yazık günah değil mi buna yani? Evet. Rahmetli Almanya Cumhurbaşkanı ne yazıyor burada? Beraberindeki konusu iki araçla geliyor. Hatta kendi kapısında kendi açıyor. İki araçla geliyor. Almanya Cumhurbaşkanı. Yani dünyanın en büyük ekonomisinden biri. Evet. Diyorlar ki. Ama
ama diyorlar evet. ki dünya lideri diyorlar. Tek başına gidemez, yürüyemez. Elbette korunacak şimdi diyorlar. Şu var. İtibardan da tasarruf olmaz ya diyorlar. Şöyle bir şey daha var. Hakikaten bizim toplumumuzda itibardan tasarruf olmaz sözü yanlış. Ben ona katılmıyorum ama şöyle bir şey daha var. Bizim toplumumuzda maalesef şiddete teşne bir toplum. Siyasi yapılar, siyasi düşünceler adeta ideolojiye dönüştürülmüş ve insanlarda böyle kin ve nefret aşısı yapılmış. Onun için yani burada bir başbakan veya sıradan bir milletvekili bakıyorsunuz hemen bir şiddete maruz kalabilir. Ama ben size şöyle bir örnek vereyim yani. Benim oğlum orada bir hastanede başhekim. Geçen bana diyor ki ya baba kim geldi bu sabah biliyor musun yani muayeneye? Yani şöyle bir şey bakın düşünün yani. Bir ülke ki İsviçre dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Cumhurbaşkanı hanımefendi bayan geliyor devlet hastanesinde muayene olmak için yanında ne bir koruması var ne eskortu var ne şusu var ne busu var. Sıraya girmiş orada muayenesi ne oluyor? Sıradan bir vatandaş gibi gidiyor. Bunu burada maalesef merhamet böyle bir şey uykulamaya işte merhamet orada mı? Merhamet orada. Evet yani adalet demek istediğim orada. Lüks ve israftan uzak bir hayat yaşıyorlar. Yani ben bunu dünyanın 165 ülkesinde temsilciliği olan bir firmada kalite kontrol uzmanı olarak makine mühendisiyim aynı zamanda. Kalite kontrol uzmanı olarak çalışıyorum ve bizim fabrikanın sahibi yine bisikletle işe gidip geliyordu yani. Bizimkiler niye yapmıyor? İşte maalesef bizimkilerde bakın Emevilerden beri sıkıntı şurada. Sevgili peygamberimiz sınıfsal farklılığı ortadan kaldırmak için uğraş ve çaba verdi değil mi? Haşr suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki mülk sadece zenginleriniz arasında dolaşan bir meta olmasın. Yani gelir dağılımında adalet o şekilde öyle uygulanmalı ki insanların refah seviyesi her sınıf insanın refah seviyesi yükseltilmeli. Ama ne oldu? Arap toplumunda geçmişte cahiliye döneminde yine bir saltanat sistemi vardı. Peygamberimiz vefat eder etmez hemen Emeviler devreye girdi. Emevilerin ilk yaptığı işlerden bir tanesi neydi? Şam'da büyük bir saray yaptırdı Muaviye. Hatta Ebu Zer gidiyor diyor ki ey Muaviye diyor bunu kendi paranla yaptıysan diyor israf yapmışsın haram işlemişsin diyor. Eğer devletin yani Beytülmal'dan yaptıysan diyor hırsızsın sen diyor. Ve nitekim tarih boyunca baktığımızda Emevilerle, Abbasilerle, Osmanlılarla, Selçuklularla, öncesinde Selçuklular. Velhasıl hep saltanat sistemleriyle yönetilmiş İslam ümmeti. Maalesef bugün küçük küçük öbek öbek insanlar ben aslında bir iş adamının kızının mürebbisi olan bir örnek vermek istiyorum Bursa'da. Çocuğu diyor ki anne diyor geçen hafta diyor biz diyor Roma'da diyor spagetti yemiştik diyor. Canım çekti diyor. Babama söyler misin bizi götürsün filan. Hemen annesi telefon ediyor. Bakın motamot bunu söylüyorum ben. Motamot bu olayın tanığıyım ben isim vermek istemiyorum. Bu şahıs annesi telefon ediyor babasına. Babası da diyor ya bakarım diyor yani işlerimi ayarlayabilirsem gelirim diyor. Biraz sonra arıyor. Mürebbisi de orada. Motamot bana bu olayı anlatan kişi. Kendi pasaportu da var. Velhasıl hemen telefon ediyor. Özel uçağıyla Roma'ya gidiyorlar. Spagetti yiyip geri geliyorlar. Ya bu nasıl bir saltanat anlayışı? Bu nasıl böyle lüks ve israf anlayışı? Emekçilerine peki asgari ücret vermesini biliyor. Emek ve alın teri sömürmesini biliyor. Ama öbür taraftan kendi lüksü için 4 yaşındaki kızı için Roma'ya spagetti yemeye gidiyor. Yani demek istediğim bizim toplumumuzda işte Emevilerden bu yana öyle bir algı var. Maalesef lüks ve israf içerisinde yaşayan bir toplum var. Bu da bizim toplumumuzda şu anda vahşi kapitalizmin egemen olmasından dolayı insanlarımızda da öyle bir algı var. Yani bakın herkesin yani bugün insanların birçoğunun gardırobuna gidin açın böyle ağzına kadar böyle takım elbisesinden bilmem nesinden vesaire bilmem her şey var yani. Ama batıda bu anlayış bu kültür yok yani. Ben çünkü İsviçre'de motamot benim arkadaşlarım vardı. Milletvekili Jacques Fert bak ismini de veriyorum. Sol parti milletvekili. Bizim oradaki Filistin'le ilgili bizim orada barış platformumuz vardı. Oraya katılırdı. Bazen evine kahve içmeye çağırırdı bizi. O kadar sade bir yaşamı vardı ya. Milletvekili bu. Son derece sade bir hayatı vardı. Ama bizde lüks ve israf Allah getire. Hiçbir Alman'ın mesela İsviçre'de hiçbir İsviçre'nin mesela bayanın kolunda böyle yok, deste yok. Deste bilezikler hayır, olur mu? Yani böyle bir cahillik var mı hayır, yani? Bakın şimdi şöyle bir şey daha var ama işte yastık altı anlayışı. Bizim insanlarımızda da şöyle bir şey var. Tabii sosyal devlet olgusu ama bakın bir eksiklik var. Nedir? Bizim burada insanlarımız aman işte benim evladım yarın büyüyecek okuyacak işte hem okul eğitim masrafları için para lazım biraz biriktireyim. Ondan sonra ileride ben onu evlendireyim ev bark sahibi yapayım vesaire bilmem ne. Ama İsviçre'de böyle bir şey yok. Neden? Çünkü sosyal devlet öyle bir şekilde işliyor ki orada öyle bir gaile, öyle bir düşünceye sahip değil aile reisleri. Çocuk 18 yaşına geldiği zaman zaten evi terk ediyor. Onlar tamamen mekanik bir hayat yaşıyorlar. Duygusallık yok orada. Farklı bir yaşam biçimi var ama israftan da uzak bir hayat yaşıyorlar. Çok ilginç. Şöyle bir şey
söyleyeceğim. Özellikle seçim zamanı çok duyduğumuz cümlelerden biri. Kuru ekmek, soğan yerim yine de vatanımdan vazgeçmem diyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu cümle hakkında? Şimdi bakın, bu tabii ki bir züğürt tesellisi mi diyeyim yani, öyle bir edebiyat yapıyorlar. Böyle de olmamalı. Tabii ki yani insan yaşadığı toprakları, vatanını, yani bu vatan da kutsaldır ama şöyle kutsaldır. Biz maalesef, bize şu anda farklı bir algı da empoze edilmiş. Neden diyeceksiniz? Bütün yeryüzü aslında insanlık içindir. Yani burada kutsallarımız var, onlara bir şey demiyoruz ama İslam ümmeti, bakın 2. Dünya Harbi'nde Avrupa'da adeta taş üstünde taş kalmamıştı ama ne yaptılar kısa süre içerisinde? Hemen daha ateşkes yapılır yapılmaz Yalta konferansını yaparak Avrupa Birliği için adım attılar. Peki 57 Amerika nedir? 52 tane eyalet, 52 tane devlet, Amerika Birleşik Devletleri, adı bile böyle yani. Onun için biz peki Müslüman ülkeler olarak bugün yeraltı yerüstü kaynaklarımızla o kadar zenginliklerimiz varken ama logolara bakıyorsunuz hep yabancı. İngiliz şirketleri, Amerikan şirketleri, özellikle petrol şirketlerine bahsediyorum. Demek istediğim yani bizim burada, bizim bu toplumumuzda bu algıyı da aşmamız lazım. Bütün yeryüzü bizim Allah'ın izniyle ama 57 ulus devlet de bir araya gelmeli mutlaka. Yeni bir dünya düzeni oluşturmalıyız. Hukukun üstünlüğünü esas alan, insan temel hak ve özgürlüklerine saygılı yeni bir anayasal düzen oluşturmak durumundayız da vahşi kapitalizmden de kurtulmak ödevindeyiz. Çünkü sömürü düzeni altındayız. Amerika'nın dolarının tasallutu altındayız. Amerika'nın hem tasallutu hem vesayeti hem işgali altındayız. Neden? Bakın bu kadar ülkemizde Amerikan üsleri var ve maalesef biz gereği gibi Gazze'ye yardıma gidemiyoruz. Yani sizin ben bu kadar anlattıklarınızda şunu anlıyorum. Yani bizim Cumhurbaşkanımızın sizin yani aynı hemen hemen eşdeğer anlattığınız. Biz bunu çıkartıyoruz, doğru mu? Ne çıkarıyorsunuz? Efendim, ben hangi siyasi parti demiyorum. Yani Cumhurbaşkanımızın da anlattığınız zaman gibi zaman dile getirdiği hususlarla örtüşebilir. Benim düşüncelerim, fikrim öyle çıkıyor. Örtüşebilir. Yok. Hayır, beyefendinin en son söylediği şeyleri ben, Cumhurbaşkanı'nın da basa basa söylediği değil mi? Yeni bir dünya düzeni. Evet, yeni bir adalet. İhtiyacımız var çünkü Birleşmiş Milletler maalesef bunu yerine getirmiyor. Bakın 2 gün evvel zaten orada kaç tane ülke dediler ki oradaki ateşkes yapılsın yani orada katliam önlensin dedi. Amerika ne yaptı? Veto yaptı. Ya dünya 5'ten büyüktür diyor ya. Neden bunu diyor? Çünkü hakikaten orada manifesto oluşturulurken yani Birleşmiş Milletler 24 Ekim 1945 senesinde kurulurken orada hazırlanan o manifesto tamamen Batı'nın çıkarlarına uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Daha düne kadar ben Bosna kökenliyim aynı zamanda. Bosna'da 300 bin, 350 bin dolayında insan katledildikten sonra oraya geldiler. Zaten Birleşmiş Milletler'in kontrolü altında olan Srebrenica bölgesinde Sırp generallere teslim edildi. Mladic'e ne oldu? Orada 3 gün içerisinde 10 bin dolayında insanı katlettiler. Onun için biz bakın Batılılardan, Birleşmiş Milletler'den bir hayrımız yok.